Merhabalar dostlar, arkadaşlar. 23 Eylül 2024'te saat arkadaşlar öğle saatlerinden biraz önce saat 10 gibi Anadolu Ajansı'na bir haber düştü ama tabii ki bu çok da fiyatlanmadı açıkçası söyleyeyim. İlk başta belki biraz güzeldi ama ondan sonra eksiye doğru önderdi. Türkiye Kasım'da yeni Nord artışı alabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha önce iki tane arkadaşlar rating kuruluşu değerlendirmede not artışı olarak karşımıza çıkartmıştı durumlarını. Şimdi haber hemen bakalım. Diyor ki Türkiye'nin makroekonomik politikalarının değişiminin ardından Fitch Ratings, Moody's ve Standard & Global, yani Standard & Poor's diyelim biz ona, ülkenin uzun vadeli yabancı prim notunu arttırmıştı, kredi notunu arttırmıştı. Şimdi baktığımız zaman tabii ki ne oldu? Fitch arkadaşlar BB-E, Moody's de iki basamak arkadaşlar B3'ten B1'e ve Standard Global, Standard & Poor's da B'den B+'ya yükseltmişti. Söz konusu kuruluşlardan Standard & Poor's arkadaşlar 1 Kasım'a Türkiye'ye ilişkin bu yılki ikinci değerlendirmesi açıklaması bekliyor. Frank Gilson arkadaşlar yaptığı açıklamada özetle şunu diyor. Pozitif bir görünüme sahip olduğunda Türkiye için Kasım ayında not artışı mümkün diyor arkadaşlar. Tabii ki net rezervdeki iyileşme ve cari açının hızlı şekilde daralması çok önemli demiş. Tabii buradan baktığımız zaman arkadaşlar not artışı kararı büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı olacak diyor. Neymiş arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Net rezervlerdeki iyileşme ve cari açının hızlı şekilde iyileşmesi bu iki faktöre bağlı. Ayrıca Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerileme de çok önemli gelişme arkadaşlar. Şimdi enerji alanındaki gerileme de tabii ki burada hani kendi kurduğumuz doğal gaz hattı var. Yurt dışından alıyoruz, satıcı gibi davranıyoruz. Bir de kendi bulduğumuz doğal gaz var arkadaşlar. Yani Azerbaycan'dan gelen ve Orta Asya'dan gelen gazları arkadaşlar alıyoruz, Avrupa'ya satıyoruz. Buradan tabii ki ticaret mantığıyla satıyoruz. Yani ihraç etmiş gibi davranıyoruz. İkincisi de kendi ürettiğimiz gaz da arkadaşlar 2 milyon haneye dağıttığımız için bu da arkadaşlar ister istemez ithalat faturasını azaltıyor. Altında da aynı şekilde arkadaşlar altın ithalatında bir gerileme oldu. Bunlar arkadaşlar önemli gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ya büyük ihtimalle bir aksilik olmasa, kaza bela olmasa arkadaşlar Kasım'da ikinci bir not arttırımı gelebilir Standard & Poor's'ta. Ya borsa bu zaman daha mı iyi fiyatta, daha da iyi fiyatlar olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Tabii faiz düşüşün beklentisi arkadaşlar büyük ihtimalle 2025'in ilk çeyreğinde bir sürü yaratıcı kurum arkadaşlar faiz indirimine karşılamış kalacak durumlardan bahsetmeye başladı. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.